Dizginsiz büyüler diyarı İonya'nın hayat dolu halkı ve güçlü ruhları uyum içinde yaşamaya çalışıyor. Ama bazen bu huzur dolu dengeyi korumak hiç de kolay olmuyor. Bazen birilerinin müdahale etmesi gerekiyor. Kinko kendini İonya'nın kutsal dengesinin koruyucusu olarak gören bir tarikat. Tarikatın sadık üyeleri hem ruhani hem maddi dünyada gezerek iki dünya arasındaki anlaşmazlıkları çözüyor, gerektiği zaman da güç kullanarak müdahale ediyorlar. Bu tarikatın üyelerinden meşhur Gölgenin Yumruğu Maim Jomon Tetti'nin Akali adlı bir kızı oldu. Maim ve eşi Tahno, kızlarını Alacakaranlığın gözü Büyük Usta Kusho'nun dikkatli liderliğiyle yönetilen Kinko tarikatının saflarında büyüttüler. Ailesinin göreve gitmesi gerektiğinde Akali'ye tarikatın diğer üyeleri ebeveynlik yaptı. Fırtınanın kalbi Kenan, küçük kızla saatlerini geçirerek ona shuriken kullanmanın inceliklerini öğretti. Ve güçlü olmaktansa hızlı ve çevik olmasına ağırlık verdi. Akali zaten büyümüş de küçülmüş bir çocuktu. Verilen her bilgiyi suyu emen bir sünger gibi benimsiyordu. Annesiyle babasının yolundan gideceği kısa sürede belli oldu. Büyük ustanın kendisine selef seçtiği oğlu Shen'le birlikte kendisini İonya'nın dengesini korumaya adamış yeni bir kuşağa liderlik edecekti. Fakat denge uzun süre korunamaz. Kinko tarikatı da bir gün ikiye bölündü. Artık meditasyonla falan işim olmaz. Zedalında dik başlılığından ötürü Kinko'dan ayrılmış eski bir üye geri dönüp Kusho ile şiddetli bir çatışmaya tutuştu. Sonunda kanlı bir darbeyle liderliği ele geçirdi. Akali, annesi Maim, Shen, Kenan ve birkaç başka üye ile doğudaki dağlara kaçtı. Tahno ne yazık ki kaçabilenlerin arasında değildi. Kinko'nun Zed'in eliyle acımasız gölge tarikatına dönüştürülmesi tamamlanmak üzereydi. Fakat yeni Alacakaranlığın gözü olan Shen, kaybettiklerini yeniden kurmaya niyetliydi. Kinko'nun üç temel felsefesine geri döneceklerdi. Yıldızları seyretmek ile tarafsız olmak, güneşi yolunda tutmak ile yargı vermek ve ağacın budanması ile dengesizliğin ortadan kaldırılması. Sayıları artık çok azdı. Ama çömezleri eğitip düzenlerini onardılar ve sayıları bir kere daha arttı. Akali 14 yaşına basıp Kinko eğitimine resmi olarak başladığında yeni gölgenin yumruğu olarak annesinin yerine geçmekte kararlıydı. Dövüş konusunda tam bir dahiydi. Savaşırken kullanılan bir çeşit orak olan kamayı ve atılarak kullanılan bıçaklar olan kunaileri kullanmakta hemen ustalaşmıştı. Diğer tarikat üyelerinin çoğunun aksine büyü gücü olmasa da annesinin unvanına layık olduğunu kanıtlamıştı. Bir süre sonra annesinin yerine yaşça en küçük çömezlerin eğitimine yardımcı olmaya başladı. Ama Akali'nin gözünden hiçbir şey kaçmıyor, içinde fırtınalar kopuyordu. Kinko ile Gölge Tarikatı Noxus işgali nedeniyle istemeye istemeye ateşkes ilan etmiş olsa da yurdunun acılar içinde boğulduğuna şahit oluyordu. Amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediklerini sorgulamaya başladı. Ağacın budanması, kutsal dengeyi tehdit edenlerin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu. Ama Shen ona hep kendisine hakim olmasını söylüyordu. Onu engelliyordu. Kendi ruhunu mantralarla, meditasyonla yatıştırabilirdi ama rakiplerini beylik sözlerle yenemezdi. Yaşından ileri zekası bir süre sonra itaatsizliğe dönüştü. Shen'le tartıştı, ona kafa tuttu ve İonya'nın düşmanlarını kendi yöntemiyle ortadan kaldırdı. Kinko'nun yetersizliğini, bütün o ruhani denge ve sabır konuşmaları yüzünden hiçbir başarı elde edemediğini bütün tarikatın önünde ilan etti. İonyalılar maddi dünyada ölüyorlardı. Akali de bu dünyayı savunacaktı. Suikastçı olmak üzere eğitim almıştı. O zaman suikastçı olacaktı. Artık tarikata ihtiyacı yoktu. Shen ona karşı çıkmadı. Ayrılmasına izin verdi. Bu yolun Akali'nin kendi başına yürümesi gereken bir yol olduğunu biliyordu. Belki bir gün yine onlara dönecekti ama dönecekse de bu kararı kendisi verecekti. Canlarını teker teker almalı. Öylesi daha hızlı ve temiz.